İlk gençlik yıllarımda ve üniversite yıllarımda ve memuriyet hayatımda sosyal olaylara, toplumsal olaylara duyarlı bir insan olarak sürekli Türkiye siyasetini tahlil etmeye çalışan, dünyadaki fikir akımlarını tahlil edip incelemeye çalışan toplumsal sosyolojiye duyarlı bir insandım. İnsan hakları alanındaki sıkıntılara duyarlı bir insandım ve bu vesileyle doktor olarak çalışırken bir insan hakları örgütü olan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Mazlumder'in Kocaeli Şube Başkanlığı teklifini kabul ettim. Ben bilhassa o günlerde çok tartışılan başörtüsü yasakları ile ilgili üyelerinin çoğu dindar olan bir insan hakları örgütü olan Mazlumder'de başörtüsü ile ilgili çok önemli sürekli ve periyodik etkinlikler düzenledim. Polis baskısı altındaydı. Kimi zaman polis tarafından coplandık, kimi zaman engellendik ama 5 yıla yakın her hafta bu gösterileri yaptık ve 8-10 tane farklı ilde de bu gösterilerin başlaması ve devam etmesini de sağladık. Yazdığım bir İslami görünümlü gazetedeki köşe yazılarımda muhafazakar camiayı eleştirdiğim için, hakkaniyet ölçüsünde eleştirdiğim için köşe yazarlığı görevinden ihraç edildim. Benim ilk ihracım orada başlıyor. İnsan hakları savunuculuğu eksenli bir siyaset anlayışı sürdüren bir siyasetçi. Uzun yıllardır insan hakları alanında bir savunuculuk görevi yaptım. Ayrımsız bir savunuculuk görevi gerektiriyor bu. Tribünalin yaptığı çalışmaları da bu noktada takdirle inceledim. Ben insan hakları alanında yaptığım şeyi, toplum alanında yaptığım çalışmaları siyaset alanında da sürdürüyorum. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesiyim ve aynı zamanda Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyesiyim. Ve Türkiye'nin şu andaki ana meselesi olarak Kürt meselesini görüyorum. Çünkü çok ağır devlet ihlallerine, iktidar ihlallerine yol açan bir uygulamadır. Ama bununla birlikte Türkiye'de farklı birçok alanda, yaşam hakkı alanında, düşünce özgürlüğü alanında, din ve vicdan özgürlüğü alanında, kadın hakları alanında yoğun bir şekilde ihlaller yaşanmakta ve bunlara karşı söylediğimiz çok sözler oluyor. Yasa teklifleri sunuyoruz, araştırma önergeleri veriyoruz, bakanlıklara soru önergeleri veriyoruz. Her hafta basın toplantıları yaparak Türkiye'deki insan hakları ihlallerini meclisten haykırıyorum. Kendi sosyal medyamı çok aktif bir şekilde kullanarak bazen de insan hakları alanındaki uzmanlaşmış kişileri konulara göre konuk alarak bir gündem oluşturmaya çalışıyorum. Yaptığım bir paylaşımdan sonra açığa alındım ve şok edici bir şekilde mağduriyetler yaşamaya başladım. Bir linç kampanyasının mağduru oldum ve ardından da 2,5 ay sonrasında bir 679 KHK ile görevimden ihraç edildim ve önemli bir mağduriyet yaşadım maddi ve manevi anlamda. Sadece ben yaşamamıştım, bunu yüz binlerce kişi yaşıyordu çünkü ülkede demokrasi, hukuk ayaklar altına alınmıştı. Darbe girişimi bahane edilerek darbeden daha beter bir ortam oluşturulmuştu. Olağanüstü hal, evet, anayasanın verdiği bir yetkiydi. Ama bu iktidar tarafından çok kötü bir şekilde kullanılmıştı. 2-3 ay sürecek o hal dönemi 7 kez uzatılmış ve 2 yıl sürdürülmüştü. Tabii bu 2 yıllık dönem içinde hukuk tamamen ayaklar altına alınmış, tamamen polis devleti uygulamaları devam etmişti. Tüm muhaliflerini kırımdan geçirmeye çalışan, tüm muhalif sesleri yok etmeye çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Kendi uygulamaların dışındaki her düşünceyi, her sesi boğmaya çalışan, imha etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Sadece ihraç edilmekle kalmadılar. Aynı zamanda adeta vatandaşlıktan çıkarıldılar ve adeta daha fazlası yaşamdan ihraç edildiler. 80 civarında intihar eden
KHK'lı olduğu çok ağır bir tablo oluştu KHK'lılar açısından. Resmi kurumundaki işinden ihraç edilen insanların özel sektörde de çalışmasının önüne geçilmişti. Hani biraz evvel bahsettim, özel de çalışan, sağlık çalışanları dışındaki diğer KHK'lıların özelde çalışma hakları da yoktu. Yani ne demek istiyordu devlet? Ben seni kamu kurumundan ihraç ettim, bununla kalmıyorum. Özelde de çalıştırmıyorum, bununla kalmıyorum. Alabileceğin devlet sosyal yardımlarını da engelliyorum, bununla da kalmıyorum. Hani ülkeye hayat yok demek istiyorum ve hani bu ülkeden çıkmak istediğin zaman pasaportunu da engelliyorum. Tamamen bir Nazi uygulaması. Biz 20. yüzyılda Almanya'daki bu vahşi uygulamaların nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz ama 21. yüzyılda da Türkiye'de bu tür uygulamalar çok net bir şekilde yapıldı. Cezaevlerinden bilgi alma noktasında çok zorlanıyoruz. Birçok kurum, bakanlık telefonlarımıza çıkmamaya, bilgi vermemeye çalışıyor. Hasmane tavırlar göstermeye çalışıyor. Yine çeşitli basın açıklamalarına, basın toplantılarına katıldığımız zaman polisin başka bir milletvekiline gösteremeyeceği kötü muamelelere maruz kalabiliyoruz. Darplara maruz kalabiliyoruz. Yargıya müracaat ettiğimizde sonuç alamıyoruz. İdari ve adli soruşturmalara defalarca başvuruyoruz ama bu polis yetkilileri, bu cezaevi yetkilileri, bu işkence yapan yetkililer hakkında maalesef bir işlem başlatamıyoruz. Ama biz inatla bu başvuruları yapıyoruz. Yarın öbür gün iktidar değiştiği zaman bu bürokratlar mutlak surette yargılanacaklar. Demokratikleşiyoruz, AB'ye giriyoruz, yeni adımlar atıyoruz dendi. Fakat Türkiye eski haline tekrar geri döndü. Yani 2002'de başlayan AB ilerleme süreçleri, demokratikleşme adımları, uyum yasaları sonra yerini Ankara kriterlerine bıraktı. Kötü muameleler arttı. Her muhalif kesime yönelik arttı. İşte Kürtlere yönelik arttı. Alevilere yönelik arttı. Ve ardından muhaliflere yönelik arttı. İktidar Gülen cemaatiyle öncesinde kol kola iken daha sonra kavga etti ve o cemaatin üyelerini de cezalandırmaya başladı. O cemaatle iltisaklı olan herkesi cezalandırdı. Bu arada bir de hani kronik düşmanım olan Kürtleri de cezalandırayım dedi. Onlar da nasibini aldı. İrtibat ve iltisak kelimeleriyle herkesi cezalandırmış oldu. Hukuksuz bir şekilde herkesi cezalandırdı. Ve hukuksuzluğunun hesabını soran bir merci de kalmadı. İnsanlar artık sosyal medyalarını kapatıyorlar. Sosyal medyası olsa bile iki kelam eleştiren bir cümle yazmıyor. Veyahut da medyası olsa oraya yıllarca ilişmiyor. Herhangi bir paylaşım yapmıyor. Neden? Hem kendisi hem çocukları hem torunları için hayatın karartılacağını, kabusa dönüştürüleceğini düşünüyorlar. Bunlar da büyük insan hakları ihlallerine neden oluyor. Türkiye'de şu anda adil yargılanma hakkının ihlali de yargı alanında çok büyük ihlaller oluşturuyor. Yargı tamamen siyasetin emrinde. Bu çok büyük yargısal anlamda ihlallere neden oluyor. En ufak bir muhalif görüşünüz varsa sabaha karşı evinizden gözaltına alınıp hatta evinizin kapısının kırılması, çocuklarınızın gözü önünde darp edilip yere yatırılıp ters kelepçe vurulması, tartaklanarak ve ağır hakaretler işiterek gözaltına alınmanız ve daha sonra hukuki olmayan gerekçelerle tutuklanmanız çok rahattır. Siyah transporterlarla bir anda kaçırılabilirsiniz. Aylarca ortaya çıkmayabilirsiniz. En az 29 kişinin o hal ve sonrası dönemde biz Türkiye'de kaçırıldığını gördük. Bunlar bizim tespit ettiğimiz, tespit edemediğimiz de çok kişi oldu. Kaçırma girişimleri oldu. Aylarca kaçırılan insanlar gizli yerlerde tutuldu, işkence edildi. Kimisi ortaya çıktı, ortaya çıkmayanlar da var. Mesela Yusuf Bilge Tunç 420 günü aşkın bir şekilde ortalıklarda yok. Devlet güçleri tarafından kaçırıldığını düşünüyor ailesi. Daha önceki kaçırılanlar da serbest kaldıklarında kendilerini devlet görevlerinin kaçırdığını ve ağır işkence gördüklerini söyledi. Kimisi bunu beyan edemedi. 2019 yılındaki en ağır insan hakları ihlali olarak insan kaçırmaları görmüştüm. Evet, çok ağır ihlaller var. Hani şehrin ortasında yürürken aniden kaçırılıp
aylarca ailesinden uzak tutulup işkence edilen insanlar en ağır ihlalleri yaşadı işin doğrusu. Bu her kesime oldu. Bilhassa KHK'lı insanlara oldu. Gülen cemaatine mensup insanlara bu çoğunlukla yapıldı. Kürtlere yine yapıldı. Böyle kaçırılmaya çalışılan, kaçırılan insanlar Kürt cenahında da oldu. Yine işkence vakaları çok oldu maalesef. Ankara Emniyetinde, Afyon Emniyetinde ve diğer pek çok emniyetlerdeki gözaltı merkezlerinden çok kötü muamele haberleri aldık, işkence haberleri aldık. Barolar bunları ispatladı, raporlar düzenledi ama tek bir idari ve adli adım atılmadı. İnanılmaz bir durum. Baroların raporlarla açıkladığı işkenceler için maalesef adli ve idari tek bir adım atılmadı. Atılmış adımlar varsa da soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı. Cezaevlerindeki ağır işkence vakaları için çeşitli baroların, Van Barosu'nun Trabzon Beşiktaş'ı cezaevi için, Şanlıurfa Barosu'nun Halfeti'deki gözaltıları için, Diyarbakır Barosu'nun Elazığ cezaevi için hazırlamış olduğu işkence raporları görmezden geldi. Daha sonra, 3 gün sonra hastanelerin yoğun bakımlarında kemikleri kırılmış, vücutları mosmor olmuş, iç kanama, beyin kanamaları geçirmiş bir şekilde bulundu. Bunlar belli ki resmi görevliler tarafından yapılmıştı ve yalan dolan açıklamalarla izah edilmeye çalışıldı. Kadınlar gözaltına alındığında bir de cinsel tacizlere uğradılar. Mesela Afyon Emniyet Müdürlüğü'nde, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çok ağır cinsel taciz vakaları yaşandı. Belki yüzü aşkın dışişleri eski personeli, KHK'lı personellere ağır işkence yapıldığı kendi beyanlarıyla, baro beyanıyla ortaya çıkmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı ve bunun gibi daha raporlara yansımayan bireysel emniyet gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde birçok işkence muamelesi bizim raporlarımıza, kayıtlarımıza geçti. Bütün bunlara rağmen maalesef herhangi bir işlem yapılmıyor. Türkiye büyük bir yüzsüzlüğü yaşıyor. Suçları gerek sivil toplumda, gerek medyada, gerek siyaset alanında zorlanıyorlar. Her geçen gün daha da artan bir zorlanma bu. İktidarın, devletin uygulamaları maalesef artık toplumun istekleriyle örtüşmüyor ve topluma rağmen bu uygulamalar yapılmaya devam ediliyor. Bunların devam etmesi bu ülkeyi daha da kötü bir yere götürecek. Madden ve manen toplumsal barış daha da kötü bir şekilde bozulabilecek. Hani yanlışın neresinden dönülse kârdır diye düşünüyoruz ve o yüzden hani bu kadar kötü bir tablo içinde bile yine de şansımızın olabileceğini düşünüyorum. Ben şahsen bir insan hakları savunucusu olarak iyi niyetli bir insanımdır. Yani her meseleye hep çözüm odaklı yaklaşırım. Çözüm odaklı yaklaştığım için zaten hani sürekli bir pratik faaliyetin içinde olmuşumdur. Ve bu pratik faaliyetlerden dolayı da başıma tabii çok iş gelmiştir. Ama ben karamsar ve kötümser olup da tamamen her şeyden elini çekmenin de doğru olmadığını, sivil toplumun ve siyasetin önemli bir gayreti devam ettirmesi gerektiğini, halen şansımızın olduğunu, halen bu müstebit iktidardan kurtulup toplumsal barışın sağlandığı, herkesin sadece kendi hakkını değil, farklı kesimlerin, öteki gördüğü kesimlerin de uğradığı haksızlıklara duyarlı olmayı başardığı bir insan hakları bilincinin ancak ve ancak kurtuluşumuz olacağını düşünüyorum ve bu uğurda da gayretime devam ediyorum.